Üçüncü bu da sen kez aday olurum demiştiniz ama bugün yine adaysınız. Niye geçen aday olma gereği duydunuz? Başlamış olduğum işleri bitirmek istediğim için, geçen sefer bu benim için son demedi. Ben bu sefer... Sen bir dönem daha istiyorum demiştiniz. Son paylamı orada istedim. Ondan sonra yani ben artık bundan sonra bir daha olmayacağım, kesinlikle böyle bir şey olmayacağım, benim önüme gelirse şöyle olacağım falan demedim. Şimdi de dedim ki bu benim için son. Niçin? Çünkü benim partim 3 dönemden fazla belediye başkanlığını kabul etmiyor. Ben AK Parti'de 2 sefer belediye başkanı oldum. Bir sefer Fazilet'ten, bir sefer de Refah'tan oldum. Dolayısıyla AK Parti'nin ilk kez bu üçüncü oluyor. Üçüncü olunca herkese 3 kaydesi varsa bana da bu kayda var. Benimki de bitti demek. Ha ondan sonra ne olur? Ondan sonrası ne olur? Şart kalkarsa bakarız diyorsun. Bilmem şimdi bugünkü şartlara göre Sayın Başbakanımızın olması mümkün mü? Değil. Ama kalkar da Türkçükten bu madde değiştirirse Sayın Başbakanımız devam eder. Etmeli mi? %100 etmeli. Evet. Bakın evet. %100 benim kişisel kanaatim. Ama öyle Türkiye'nin durumuna göre böyle değerlendiriyoruz. Yani Türkiye'nin dünüyle bugün aynı değil ki. Yani 17 Aralık olmasaydı. Olmasaydı zaten Sayın Başbakanımız şu anda Cumhurbaşkanı adayıydı. Elini kozu sallaya sallaya da Cumhurbaşkanı olmuş. O zaman bu 17 Aralık'ı tezgahlayanlar bir anlamda amaçlarına ulaşmış mı? Hayır. Amaçlarına ulaşmadı. Yani Recep Tayyip Erdoğan hayır. Tarih olacaktı. Bitecekti Recep. Amaç 17 Aralık'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi olmasıydı. Ama dimdik ayakta yanamıyor. Evet.